Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Maçta 41 sayı alan Melissa Vargas takımımızda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi pasör çaprazlarından birisi olan Melissa Vargas'ı birlikte yakından tanıyalım. Melissa Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'nın incisi Cienfuegos kentinde hayata gözlerini açtı. Bu tatlı şehir Melissa Vargas'ın karakterine de işledi. Voleybola 8 yaşında okul takımında başladı. O yaşlarda bile yetenek belli olur mu demeyin. Melissa Vargas bir yıldız ışığıyla doğmuştu. Lisede Cienfuegos Küba takımıyla sahaya çıkan Vargas 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba milli takımı için oynamaya başladı. 14 yaşındayken Küba'nın geleceği diyorlardı ona. Parkede adeta dans ediyordu ve izleyen herkes sahada olan 12 kişiden en göz alıcının Melissa Vargas olduğu konusunda hemfikirdi. Melissa Vargas yeteneğiyle herkesi büyülerken Küba'nın bazı kuralları sebebiyle istediği kulüplerle görüşemiyordu. Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerle görüşmesine izin veriliyordu. 2016-2017 yılında Küba'dan ayrılma zamanı geldi. Çekya kulübü Agel Prestejov genç yıldıza kapılarını açtı. 16 yaşındayken eczacı başına karşı 32 sayı atarak geleceğin en büyük voleybolcusu olacağına dair net ve kesin kanıtlar sunmuştu. Bir yıldız ancak bu kadar ışık saçabilirdi. Ne yazık ki ilk sakatlığıyla da Çekya'dayken tanıştı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesine döndü. Küba devletinin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi onu özel bir klinikte tedavi ettirmek istedi. Bu durum Küba Federasyonu'nu adeta küplere bindirmişti. Kendisini ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımından 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa'yı üzse de onun voleybol aşkını içinden söküp atamazdı. İsviçre takımı Volera Zürich'e transfer oldu. Oraya sığınmacı statüsünde gelmişti. Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum diyerek kararlılığını tüm dünyaya duyurdu. O sene mükemmel bir performans gösterdi ve Fenerbahçe Opet zaman kaybetmeden Melissa'yı transfer etti. Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren taraftarın sevgilisi oldu Vargas. Hem Fenerbahçe'nin hem de Sırbistan milli takımının antrenörü olan Terzic ise zaman kaybetmeden bu yeteneği ülkesi bayrağı altında yarıştırmak istedi. Bu girişimler 2019 yılında sonuç verdi ve Melissa Sırbistan vatandaşı oldu. 2020 yılında Türkiye Melissa Vargas'ı elinden kaçırmak istemedi. 2021 yılında Melissa Vargas vatandaşlığa geçti fakat oynaması için belli bir zaman geçmesi gerekti. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa için hayatta öğrenilecek şeyler bitmiyordu. Çin liginde oynayan Tianjin Bohaibank'te yarım sezon geçirdi. Orada öğrendi, kendisini geliştirdi. Ve nihayet Melissa Vargas'ı A Milli Kadın Voleybol takımımızda Milletler Ligi'nde izleme şansına eriştik.